Merhabalar, kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün son derece pratik ve çok lezzetli bir yemek tarifi paylaşacağım. Çok beğenilen, çok sevilen ve çok nefis bir tarif. Umarım siz de beğenirsiniz. Tarifimiz fırında karnabahar ve ben yanına bir miktar da brokoli ekleyeceğim. Önce karnabaharımı minik parçalara bölüyorum. Parçaları ayırıyorum. Kaynayan suyun içerisine parçalamış olduğum karnabaharlarımı atıyorum. Önce karnabaharları haşlayacağım. Daha sonra brokolileri koyacağım. Çünkü brokoliler birazcık daha erken pişiyor. Haşlandı. Çok fazla erimesini istemiyorum çünkü fırında da pişecekler. Şöyle bıçakla kontrol edebilirsiniz. Bıçak rahatça girdiği zaman gördüğünüz gibi karnabaharları sudan alabilirsiniz. Ve ben hemen haşlanmış olan karnabaharlarımı alıyorum. Şöyle suyunu bıraktırarak brokollerimi de haşlanması için tencereme ekliyorum. Yarım çay bardağı sıvı yağ ekliyorum. 1 su bardağı yoğurt. 1 yemek kaşığı un. Şöyle tepeleme koydum. 1 tatlı kaşığı tuz, 1 çay kaşığı karabiber ve yine 1 tatlı kaşığı pul biberi de ekliyorum. Şöyle karıştırıyorum. Haşladığım karnabaharları sosumun içerisine atıyorum. Ve sosa buladıktan sonra fırın tepsimi alıyorum. Brokollerim de haşlandı. Onları da şöyle alıyorum sosun üzerine. Aynı şekilde soslayıp karnabaharların üzerine koyacağım. Tenceremde iki tane misafir var. Olduğum brokoli ve karnabaharları fırın tepsime dizdim. Şu kadar sosum arttı. Kalan sosumu da şöyle üzerlerine boşaltıyorum. Brokoli ve karnabaharları önceden ısıtmış olduğum 180 derece fırında üzerleri hafif pembeleşene kadar pişireceğim. Pişmeye yakın çıkartıp üzerlerine kaşar serpiştirdikten sonra birazcık daha fırınlayıp servis yapacağım. Brokoli ve karnabaharlarımı fırından aldım. Şimdi üzerlerine şöyle kaşar dilimleri koyuyorum. Şimdi tekrar fırına atacağım ve kaşarlar eriyene kadar pişirip servis yapacağım. Kaşarlarım piştiler. Kaşarlar hafif kızarınca fırından aldım ve servise hazır. Çok pratik ve çok lezzetli bir yemek.
Umarım denediğiniz zaman siz de beğenirsiniz. Tariflerimi izledikten sonra kanalıma abone olmayı ve tariflerimi beğenmeyi lütfen unutmayın. Yepyeni tariflerle görüşmek dileğiyle Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.